Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlar. Cenab-ı Allah'tan size ve insanlığa hidayet, rahmet ve bereketler dilerim. Hiç şüphesiz imtihan için gelmiş olduğumuz bu dünyada en büyük imtihanlarımızdan bir tanesi de maldır. Allah-u Teala Enfal suresinde buyuruyor, وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَنْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً İyi biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız, buna bütün sevdikleriniz dahil edebiliriz, birer fitne yani birer deneme, birer imtihandır. Bunlara karşı davranışınız nasıl olacak? Yani keyfinizin istediği gibi arzularınız doğrultusunda mı, yoksa Cenab-ı Allah'ın kanunları, İlahi ilkeler doğrultusundan mı hareket edeceksiniz? Kazanırken ve harcarken. وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ Şunu unutmayın, en büyük ücret, mükafat, ödül Allah katındadır. Yani Allah-u Teala tavsiye eder ki, dikkatli olun. Malı kazanırken de, harcarken de Allah'ı unutmayın. Allah'ın şeriatını unutmayın. Helal harama dikkat edin. Değerli kardeşlerim, bu mal sonuçta bir imtihan vesilesi olunca, yani insanın çalışmasına da bağlıdır bir yerde, efendim ilmine de bağlıdır bir yerde, ama bunlar birer vesiledirler. Yani mutlak çalışma veya mutlak akıl veya mutlak bilgi ille de malı elde etmek anlamına gelmez. Çünkü malı bir imtihan olarak Allah verir. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ تُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ De ki, öğretiyor. Öğretiyor Allah Celle Celaluhu. Peygamberimiz aracılığıyla insanlara duyuruyor. De ki diyor Habibine. Mülk, malikel mülk Allah'tır. Yeryüzünde bütün mülkü, var olan her şeyi yaratan Allah'tır. Sahibi de Allah'tır. Dilediği gibi kanunlarıyla yöneten de Allah'tır. Hakikat bu. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ Bizim elimizde olan her şey, var olan her şey gibi Allah'ın yarattığıdır ve Allah'ın elindedir. Allah'ındır. Ve mimma razaknahum yunfikun. Bizim size verdiğimiz rızıklardan diyor Allah Celle Celaluhu size infak edeceksiniz. Yani rızık Allah'ındır, mal Allah'ındır. Bizim değildir. Kulillahumme malikel mülk tu'til mulke men teşa. Bu mülkü dilediğine verir. Tabi burada mülk, malik olduklarımızla beraber aynı zamanda iktidar anlamına da gelir. Yani iktidar, yöneticilik, hakimiyet de Cenab-ı Allah'ın elindedir, dilediğine verir. Eğer insanlar Cenab-ı Allah'a karşı kulluk vazifelerini güzel yaparlarsa, Allah Celle Celaluhu onlara güzel iktidarlar verir. Eğer Cenab-ı Allah'a karşı vazifelerini doğru yapmazlarsa, Allah-u Teala onlara zalim idareciler gönderir. Bir şekilde dünyada bu zalimler de uyanmalarına, kendilerine gelmelerine birer sebep olurlar. Yani kötülük bazen de insana hatırlatıcı bir şefkat tokatıdır. Gittiği yerin, yolun yanlış olduğunu hatırlatıcıdır ve insanı doğruya döndürücüdür. Bela, musibet her zaman şer olmaz, hayır olur. Hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arifanı seyr eyler. Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler. Yani Allah diyor mülkü dilediğinden verir ve dilediğinden alır. Ve tenzihu mülke mimmen teşâ. Dilediğinden de çeker alırsın. Hem mal mülk anlamında hem de iktidar anlamında. Ayetlerin devamında ve terzuku men teşâ bi gayri hesap. Sen dilediğine hesapsız rızık verirsin. Yani Cenab-ı Allah dilerse rızkı açar, dilerse sıkar ve bütün bunlar birer imtihan vesilesidir. Öyleyse değerli kardeşlerim, ilahi bir emanet olan malı sırf kendi nefsimiz için harcamak israftır. İsraf, malı ve dahi her şeyi, ömür dahil, zaman dahil, yerinde olmayan, doğru olmayan, hak ve hakikat olmayan yollara harcamaktır. İsraf. Yine malı nefsi için biriktirmek, cimrilik de bir çeşit malı doğru kullanamama israfıdır. Malı harcanılan yere harcamamak cimrilik. O da hayatı israf etmekten bir parçadır yani.
İsraf, aşağılık duygularını bastırmak için yaptığımız bir iş yani. İsraf, gösteriş, insanlar fuzuli yerlere, boşu boşuna da harcama yapıyorlar veya işte gelip geçici zevklere veya haram yollar. İnsanlara şan şöhret olsun da namı yürüsün diye, gösteriş için, insanlara gösteriş için maldan harcarlar. Bu neyin ifadesidir? Bu adam olamamanın, yani aşağılık duygularının bastırılmasıdır. Adamlık para pul harcamakla olmaz ki yani. Adamlık ilimle olur, akılla olur, Allah'ın kanunlarına bağlılıkla olur, takvayla olur. Etraftaki insanların hayrını, menfaatini düşürmekle olur. Yani şefkatle, sevgiyle, merhametle olur. Şimdi adam malını ya kendisi için biriktiriyor, cibirlik yapıyor veya desinler diye, görsünler diye, namım yürüsün diye veya iktidara sahip olabilmek için meşru gayrimeşru yollara harcıyor. Cimrilik yapanlar da Eşşeytanu ya'idukumul fakr ayetinden öğreniyoruz. Şeytan insanlara fakir olacaklarını vaat ederdi. Eşşeytanu ya'idukumul fakr. Ya niye veriyorsun ki? Yani koy cebinde dursun kardeşim. Akça kara gün içindir. Bak güzel bir atasözünü de nelere alet ediyor. Akça kara gün içindir. Koy cebinde dursun. Herkes sana veriyor mu? Bir gün muhtaç olursan ne olacak? Harcama. Malını sağa sola saçma diyor. Ve eşşeytanı yaidu kumul bak ve yamurgun bil fahşa. Ama malı gayrimeşru yerlere harcamaya gelince, mesela fuhşiyatta ki gayrimeşru yollar bu, fuhuş yolları, efendim keyif yolları, malı böyle fevkalade harcatır, tüketir, esas malı tüketen yollar buralar. İnsan meşru bir şekilde yese ne kadar yiyecek, içse ne kadar yiyecek, giyse ne kadar giyecek, parası ne kadar parlayacak. Gayrimeşru olmasa mal artar, kendine de yeter, yedi sülalesine yeter, etrafındaki insanlara da yeter. Ama gayrimeşruya, nefsaniyet yollarına, şehvet yollarına girdi mi bir insanın, bu harcamanın sonu gelmez. Yani değerli kardeşlerim, sonuçta bu cimrilik korkaklığın bir ifadesidir. Cenab-ı Hakk'a sığınmak yerine efendim mala sığınma. Tevhide aykırı değil mi? Allah'a iman nerede? Allah'a itimat nerede? Allah'a tevekkül nerede? İşini Allah'a ısmarlama nerede? Evet değerli kardeşlerim. Korkaklık neticesi olan bu cimrilik, kulun Cenab-ı Hakk'a sığınması gerekirken maalesef fani olan malına sığınmasıdır. Allah'a güvenmesi gerekirken malına güvenmesidir. Hem israf hem cimrilik. Birbirlerine ters gibi düşen bu iki kötülük de insanın dünyasını berbat ettiği gibi ahiretini de berbat eder. Yani bu dünyada da felakete düçar eder, ahirette de felakete düçar eder. Bu dünyada bu israf ve bu cimrilik etraftaki insanların aczını, fakrını, ihtiyacını gördüğü halde yardım elini uzatmaması, Cenab-ı Allah'ın malındaki zekat gibi, sadaka gibi emirlerini yerine getirmemesi, infak edilecek yerlere etmemesi, çevresinde yaşayan insanların düşmanlığını celbeder. Yani kendisinde mal var, haram yollarla kazanıyor, büyütüyor veya nefsi için harcıyor, keyif için harcıyor. Ama patronsa mesela işçisinin hakkını vermiyor veya hakkını tam vermiyor. Efendim insanlar gözünün önünde çok perişanken kendisi İsraf içerisinde yüzüyor. İnsanların haset damarları kabarmaz mı? Buna karşı ister istemez düşman olmazlar mı?
Hele yabancı fikirler, komünizm gibi, sosyalizm gibi kulağına fısıldar, bu kibirli, bu gururlu, bu kendini adam yerine koymayan adam var ya, biz gelirsek bütün malların elinden alacağız, sana vereceğiz. Sen ona karşı gururlu ve kibirli olacaksın dedin mi, bir dakikanın içerisinde adam komünist oluyor, sosyalist oluyor, gerçek zannediyor. Halbuki komünistlerin, sosyalistlerin ülkesinde ne yaşandı bunlar hep zaman içerisinde gördük. Ama işte böyle, yani düşmanın avucuna giriyor. Böylece memlekette bir bakıyorsun ki kendi insanına düşman, kendi halkına düşman, kendi vatanına düşman, düşmanların elinde oyuncak olmuş bir sürü serseri zuhur ediyor. Anarşi, terör, işte iç ihtilaflar, isyanlar ve dışarıdaki düşmanların yurtları işgal etmesine varıncaya kadar çok büyük tehlikeler. Yani iktisadın tamamen bozulması, hatta düşman işgali, ırzın, namusun çiğnenmesi, bir sürü felaketler bu iki noktadan kaynaklanıyor. Çok noktalar var. Aslı Allah'a isyan. Ama özele bakarsanız mal üzerindeki Cenab-ı Allah'ın koyduğu kanunlara isyan. Yani kazanırken helalinden kazanmaması, harcarken meşru yollarda harcamaması, yani malı hem israf etmesi veya cimrilik edip harcanması gereken yerlere harcamaması. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يَبْخُلُونَ O insanlar ki cimrilik yaptılar, وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ insanlara cimri olmayı da emrettiler. Yani hem kendileri cimrilik yapıyorlar, hem de etrafına bu duyguları aşılıyorlar. وَمَنْ يَتَوَلَّ Kim Cenab-ı Allah'tan yüz çevirirse, فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ Allah Celle Celaluhu bunlara tenezzül edecek değil, bunlara muhtaç da değil, bunlardan müstağnidir yani. Allah zengindir. Ellerindeki de Allah'ın malı zaten. Allah'ı çok çok hamd eden var. Varsa bundan körler Allah'ı hamd etmesinler. Ama Allah zengindir ve hamde layıktır. Bunlar gider, yerine güzel kullar gelir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar. Es-sahî, sahî, Türkçemizde de kullanırdık. Sahî adam, cömert adam, garibu minallah, Allah'a yakındır. Garibun minel cennet, cennete yakındır. Garibun minel nas, insanlara yakındır. Yani insanlar severler, sayarlar onu. Baidun minel nar, ama cehennemden uzaktırlar elhamdülillah. Vel bakhil, bakhil ise, yani sahinin zıttı bakhil, cimri ise, baidun minallah, Allah'tan uzaktır. Baidun minel cennet, cennetten uzaktır. Baidun minen nas, insanlardan uzaktır. Maddi ve manevi. İnsanlar semtine uğramaz. Yüzüne bakmaz. Efendim, kalplerinden dışlamışlardır. Sevmezler onları. Her ne kadar işi düştüklerinde bazıları yazılık yapıp efendim efendim deseler bile içlerinden sevmezler. Kimse sevmez onları. Garibun minen nar, Allah'a uzakken, cennete uzakken, insanlara uzakken bir şeye çok yakındırlar. O da nedir? En-nâr, cehennem. Ateş. Ateşe yakındırlar. Ve le cahilun sahî, cömert ama cahil olan adam, ahabbu ilallahi teâlâ, Allahu Teala'ya daha sevgilidir. Min abidin bakhil, cimri abid. Kadar büyük. Şurada bir cahil var. Cahil cahil işler yapıyor ama cömert de. Şurada da bir abid var. Çok namaz kılıyor, çok zikrediyor filan ama çok oruç tutuyor. Fakat çok cimri. O cahil ama cömert olan, bu abid fakat cimri olandan Allah'a daha sevgilidir diyor. Sevgili Peygamberimiz Tirmizi'nin rivayet etmiş olduğu bu hadis-i şerifte. 1961 numaralı hadis-i şerif,
Bazıları hadis-i şerif hakkında zayıftır demişler ise de mana cihetiyle doğrudur değerli kardeşlerim. O bakımdan cimrilikle mal sevgisi insanı demin söyledik tevhidden bile uzaklaştırabilir Allah korusun. Sözü çok uzatmazsak değerli kardeşlerim, günümüzün en büyük manevi hastalıklarından birisidir. Cömertlik ve infaktan uzak kalmak suretiyle kalplerin katılaşması, insanlara karşı ve toplumlara karşı duyarsız kalmak. Yani etrafımızda bir kısım insanlar var. Onların mutluluğuyla beraber biz ancak mutlu olabiliriz. Onların ihtiyacı var fakat onlara karşı duyarsız kalmak, hissiz kalmak neyin alametidir? Kalp katılığı. Kalp katılığı neyin alametidir? Orada kamil bir imanın olmayışı, Allah sevgisinin olmayışıdır. Yani. Mal sevgisinin, mal putunun daha doğrusu Allah'a iman yerine geçmesi, Allah sevgisinin yerine geçmesidir. E peki hocam bu kalp katılığının tedavisi yok mudur? Olmaz olur mu? Her kötülükten dönüş, her zarardan dönüş imkanı var. Zararın neresinden dönerse kâr tarafı. Sevgili Peygamberimiz Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde bir rivayet ettiği bir hadis-i şerifinde buyururlar ki, eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan fakiri yedir, yetimin başını okşa. Değerli kardeşlerim, dikkat buyurun. Fakir ve yetim bu toplumda, bir toplumda en alttaki insanlardır. Ezilen insanlardır bir yerde. Onların gönlünü yakmak. Mesela fakir, muhtaç, kendisini ve ailesini, geçimini temin etmek için yedirmek, içirmek. Yetim, babadan mahrum küçük bir çocuk. Onu koruyacak babadan mahrum veya anneden mahrum olur, öksüz de olur. Onun o sevgi isteyen, ilgi isteyen, şefkat bekleyen körpe kalbini mutlu etmek için başını okşamak, hediye vermek, hasreni vermek, sevindirmek, ihtiyaçlarıyla uğraşmak. Bunlar kalp katılığını giderir. Değerli kardeşlerim, o yüzden ne kadar zengin olursak olalım, toplum içerisinde yerimiz ne olursa olsun, efendim mutlaka soframızda fakirler olmalı, fakirleri de ziyaret etmeli, yetimlerin başını okşamalı, onlara bir baba şefkatiyle yaklaşmalıyız. Bu bizim kalbimizin sağlığı için fevkalade önemlidir. O yüzden zenginler de sofralarını sadece zenginlere ayarlar, aralarına fakirleri almazlarsa, bu onların gurur, kibir ve enaniyetle kendilerini mahvettiklerinin bir alametidir. Sofraların en kötüsü de içinde fakirin olmadığı davetliler sofralardır. O bakımdan dinimiz bütün insanları kardeş kılmış, kardeşleri de birbirlerinin vekilleri kılmıştır, velileri kılmıştır. Herkes kardeşiyle ilgilenmek sorumluluğundadır. İnsan elinde tutmayı seven bir tabiattan yaratılmış. Çünkü topraktan yaratılmış. Toprak böyle tutar yani. Tuttuğunu bereketlendirir de. Elden gitmesine razı olmaz. O yüzden eline bir mal geçse veya başka bir şey geçse efendim tutmak ister. İşte cibrilik buradan kaynaklanıyor. Bu tabiatımızı yıkamak lazım. Bu topraktan gelen aşağılara bizi çeken bedenimizi ulviyattan gelen vahyin nuruyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bahar yağmurlarına benzer mübarek sözleriyle yıkamalı, arı duru etmeli ve onu ulviye, yükseklere, yücelere, semaya doğru götürmeliyiz inşallah.
Allah Celle Celaluhu zor da olsa nefsimizle mücadele ederek bu israftan ve cimrilik hastalığından, mala güvenme hastalığından bizleri korusun inşallah. Gayret etmeliyiz. Cenab-ı Allah'a hakkıyla iman edip teslim olmalı. Ancak ona tevekkül ve itimat etmeliyiz. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırrı da budur. Sevgili kardeşlerim, birbirimize dua edelim, yardım edelim inşallah. Hoşça kalın ve selam.